Periyodik tablodaki elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X ve Z'den oluşan bileşik elementler oktet kuralına uyar. X'e baktığımız zaman X'in atom numarası 3 olur. Yazdığımız zaman 2, 1 yani son katmandaki bir elektronu verir ve en yakın olan şuradaki helyuma benzer. Dolayısıyla oktete bir dublet ulaşmış olur. Z 3 tane elektron alarak buradaki neona benzer oktetine ulaşmış olur ama X ulaşmadığı için hatalı. X, Z arasındaki bileşik iyonik bağlıdır. X metal, Z de ametal olduğu için bu bilgi doğrudur. Y, Z arasında Y3, Z bileşiği oluşur. Y bir A grubunda olduğu için karar bileşiklerinde artı bir değeri kalır. Z ise 5 A grubunda olduğu için karar bileşiklerinde eksi 3 değeri kalır. Çaprazladığımız zaman Y3, Z bileşiği oluşur. Bu da doğru. X, T ve X, U bileşikleri, iyonik bağlı bileşikleri element kaynaklarını kıyaslarken ne yaparız? Atom çaplarından faydalanırız. O zaman bakıyoruz şimdi. Metalimiz sabit. Ne yapıyoruz? T ve U'yu karşılaştırıyoruz. T ve U'yu karşılaştırıyoruz. O halde T ve U'yu karşılaştırıyorsak biz biliyoruz ki aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe ne yapar? Atom çapı artar. Peki atom çapı arttıkça ne yapar? İyonik bağ zayıflar. Çünkü iki tane arasındaki mesafe artıyor. O halde T'nin çapı daha küçük olduğu için XT'nin iyonik bağı daha kısa olacağından birbirine daha sağlam bağlanır. Ve erime noktası daha yüksek olur. Doğru. YU, YT'den diyor, daha düşüktür. Yine bakalım YU, YT'yi kıyaslıyoruz. Yine aynı mantık. Aynı element metal. U ve T'ye bakıyoruz. Ne oldu burada? Yine T'nin çapı daha küçük olduğu için bu tanecikler birbirine daha sağlam bağlıdır. Dolayısıyla YT'nin kaynama noktası YU'dan yüksektir. O zaman bu bilgi de doğrudur. Doğru cevabımız A seçeneği. Sodyum ve oksijen arasında oluşan bileşiklerle ilgili ifadelerin hangileri doğrudur? Sodyumun elektron katman dizilimini yazdığımız zaman 2, 8, 1 yani 1A grubunda yani sodyumun son katmanında bir tane elektron var. Oksijeni de yazdığımız zaman 2, 6, oksijen de son katmanında şöyle yazdığımız zaman ne var? 6 tane elektron var. Dolayısıyla sodyum en yakın soy gaza benzemek için bir elektron verdiğinden artı bir yüklü. Oksijen de ne yapıyor? Elektron aldığı için eksi 2 yüklü. Okteten tamamlamak için 2 tane alacak. Dolayısıyla burada ne yapması lazım? 2 elektronu 2 tane sodyumdan karşılaması lazım. Anyon ve katyonlar arasında oluştuğu için doğru. Formülü sodyum Na2O'dur. Doğru. Lewis gösterimi 2 Na artı oksijen şeklindedir. O zaman bu da doğrudur. E seçeneğimiz doğru olur. Lewis yapısı yukarıda verilen bileşikteki X, Y element çifti seçeneklerde verilenlerden hangisi olabilir diyor. Şöyle baktığımız zaman Lewis yapısını incelediğimiz zaman X'in metal olduğunu ve 3 tane elektron verdiğini, dolayısıyla X'in 3A grubunda olan bir element olması gerektiğini anlarız. Y'nin ise ne yapıyor? X 3 tane veriyor, 3 tane Y elektronları alarak eksi 1. Yani Y bir elektron alıyor. Bir elektron alarak oktetine ulaşan bir elementimiz de nedir? 7A grubunda yer alır. O halde biz cevaplarda X'in 3A grubunda, Y'nin de 7A grubunda olduğu elementler aradığımız cevaptır. Yazdığımız zaman lityum 2, 1, dolayısıyla 1A grubunda. Bu bizim cevabımız olmaz. Magnezyum 2A grubunda. Bizim cevabımız olamaz. Alüminyum 2 ve 8, 3A grubunda olabilir. Magnezyum 2A grubunda olamaz. Alüminyum 3A grubunda olabilir. O zaman bu şıkları ne yaptık? Bu şık gitti. Şunu düzelteyim. Bu şık geçerli hala. Bu olamaz, bu olamaz. Ne istiyoruz? Bir de kalan şıklarda buna bakıyoruz. 2, 8, 8, 1. O zaman bu 7A grubunda. Yani 2, 8, 7, 7A grubunda. Buna bakıyoruz. 2, 8, 2, 6. O zaman burası ne yapar? 6A grubu yapar. O zaman bizim cevabımız C seçeneği olur. Doğru cevap. Grafikte X, Y elementleri arasında oluşan bileşikte
bileşikte elementin elektron sayılan zamana değişim verilmiştir. Buna göre tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Baktığımız zaman X ne yapmış? 20 elektronu varmış ilk durumda. Sonradan 18'e düşmüş. O zaman 2 elektron vermiş. Y ise başlangıçta 10 elektronu varmış. Sonradan ilk başta 8 elektronu varmış. Sonradan 10 elektrona çıkmış. Dolayısıyla 2 elektron almış. O zaman X artı 2 ile Y eksi 2 arasında oluşacak bileşik X, Y yönük bağlı bileşiktir. O zaman X artı 2 yön oluşmuştur. Doğru. Y eksi 2 yön oluşmuştur. Doğru. Bileşik formülü X, Y'dir. Doğru. Her iki elementin oluşan bileşikte elektron dizilimi aynı soy gaz atomuna benzemiştir. Şöyle baktığımız zaman X argona benzerken Y neye benzemiş? Neona benzemiş. O zaman bu bilgi hatalıdır. Oluşan bileşik katalda elektrik akımını iletmez. Biliyoruz ki iyonik katılarda anyon ve katyonlar hareket edemeyeceği için elektriği iletmez. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Yukarıdaki iyonlaşma denklemlerinden hangisinin yazılışı doğrudur? Burada bakıyoruz potasyum ve siyanür anyon ve katyondan oluşmuş. Doğru. Kalsiyum artı 2 tane hidroksit. Doğru. 3 tane magnezyum olması lazım. Yani bunun doğrusu 3 tane magnezyum artı 2. 2 tane de azot eksi 3 olması lazım. 3 kere 2 artı 6 yük var. 2 kere 3 eksi 6 yük var. Toplam yük 0 olur. Doğrusu bu. O halde bu hatalı olmuş olur. 1 ve 2 D seçeneği doğrudur. Hidrojen elementi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Diyor ki grubundaki elementlerle oluşturduğu bileşiklerde dublete ulaşır. Grubu 1A grubu yani 1A grubundaki metaller hidrojenle birleştiği zaman metaller elektron verecek ve hidrojenle elektron alacak. Dolayısıyla metal hidrür dediğimiz bileşikler oluşur. Burada hidrojen bir elektronu vardı. Bir elektron daha aldı. Dublete ulaştı. Yani helyuma benzedi. Doğru. Lewis yapısında bir tane tekli elektronu bulunur. Bir tane elektron olduğu için hidrojenin dolayısıyla değerlik elektron sayısı 1'dir ve hidrojenin etrafına bir tane nokta koyacağız. Doğrudur. Doğada elemental halde elemental moleküler yapıda bulunur. Evet, hidrojen doğada H2 molekülleri şeklinde bulunur ve molekül yapıdaki elementtir. Bu da doğrudur. E seçeneği doğru cevabımız.